ki eklem sağlığında genetik kodlar belirliyormuş dedik. Mehmet Ali Hoca. Elbette. Şimdi dolayısıyla bu genetik kodlar eklem sağlığında belirler derken sizin bir yazınızı okumuştum. Kolajenlerden bahsediyorsunuz orada. Hı hı. Şimdi yoğun spor yapanlarda, sporcularda eklem sağlığı için bu genetik yapı, kolajenlerin önemi ne? Bir de benim gibi hareketsizlerde durum tabii ne? Ya da işte egzersiz yapmanın kolajenlerle ya da eklem sağlığına alakası ne? Şöyle orayı bir toparlayalım. Buyurun. Tabii ki. Şimdi kolajenlerin vücutta belli bir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kolajen vücutta üretilebilen bir şey ve genetik olarak biz bunun ne kadar hızlı üretileceğini genetiğimizdeki bilgiye göre taşıyoruz ve buna göre üretiyoruz. Kolajen hapları satılıyor. Evet, satılıyor. Oraya geldik. Tamam. Hocam muhtemelen orayı ekler. Şimdi baktığınız zaman kolajen aslında ekleme ne yapıyor biliyor musunuz? Eklemi ne kadar dayanıklı, ne kadar sert katı veya ne kadar yumuşak esnek olacağını belirliyor. Hı hı. Ya bir sertlik malzemesi gibi düşünebiliriz eklem açısından. Ama vücudun tabii diğer bütün metabolizmalarında katılıyor ki güzellik sistemlerinde cilt bakımı vesaire bunlarla ilgili anti-aging konusunda kolajen çok ciddi talep görüyor. Çünkü yaşlanmayı geciktirme konusunda. Evet. Size tabii bunu size anlatacak değiliz. Şimdi verdiğimiz paralarla at kat yatalım. Şimdi baktığımızda sizin vücudunuzda kendi kendinize üretebildiğiniz bir malzemeden bahsediyoruz. Peki diyelim ki siz 3 varyasyonda kolajen üretim hızına sahip olabiliyorsunuz. Bir tanesi hızlı üretim. Hızlı kolajen üretebiliyorsanız ne olur eklemlerinizde? Hızlı kolajene bağlı eklemler daha sert, dayanıklı, sağlam olur. Tamam. Peki bu insanlar eklemleri daha sert ve dayanıklıysa ve siz onlara böyle bale gibi eklemlerin esnek olması gereken işler yaptırmaya çalışırsınız. Ne olur? Esnemeye müsait olmayan bir eklem yapısını genetik olarak böyle esnemesi gereken işleri kullanırsanız ne olur? Tabii ki patlar, çatlar, kırılır. Teknik olarak zedelenir. Tersinden söyleyelim. Esnek, çok esnek eklem altyapısındaysanız eğer genetik olarak bunları da böyle çok sağlam eklem gereken işlerde, aktivitelerde veya sporda kullanırsanız ne olur? O eklemler de zedelenir. Evet. Yani az önce konuştuğumuz kassal altyapı her nasılsa eklemsel altyapı da ona göre. Ve biz aslında kası, eklemi ve kemiği teknik olarak ayırabilsek de bir hareket sisteminin bütünü gibi bakarız. Ve genetik analiz profillerinde kasları nasıl çalıştırılmalı, eklemleri nasıl yüklere maruz bırakılmalı ve kemiğin içi nasıl yoğunlaştırılmalı şeklinde parçalara ayırırız. Bakın bugün az önce çökmüş bir hareket sistemi kullanmak zorundayız dedik değil mi? Bizim oluşturduğumuz bu hareket sistemi, bu sinir bilim ve genetik bilim bilgilerinin üretilmesinin ardından şu an itibariyle bilimsel teoride çöktü. Çünkü o bilgiler hiç kullanılmıyor. Ama an itibariyle bir yandan da o uygulamaların zararlarını ortaya çıkaran makaleler yayınlanıyor. Daha geçtiğimiz gün PubMed'de hareket bilimindeki eski yanlış bilinen doğrularla ilgili yayınlar ortaya çıktı. Bunların da kaynaklarını paylaşırım. O vardı ya, bu hareketi yaparken bileğiniz böyle durmalıdır. Eğileceksiniz, omurganızın pozisyonu budur. Hı-hı. Ve yıllarca böyle yaptırıldı değil mi? Dedik ki geleneksel egzersiz metodu, hareket böyle bir şey. Geçen gün daha teknolojinin yardımıyla vücutta ölçümler yapabiliyoruz dedik ya. Daha geçtiğimiz gün bir hareketi belli bir pozisyonda yapmak konusunda her insanı zorlamanın harekette çalışacak kasın ve eklemin aşırı yüke maruz kalmasını ve hedef kasların yeterince stimüle olamadığını gösteren yayınlar çıktı. Yani bakın biz genetik bilim ve sinir bilim devrimini yapmadan önce de sadece o yapılan çalışmaların doğruluğunu araştırdığımızda yine yanlışlar buluyoruz. Ya sizi anlatırken aklıma benim beden eğitimi hocam geldi. Bizim beden eğitimi hocamız böyle şişe bacaklılar. Hap diye yürütüyoruz. Evet. Hep şöyle yürür bir çocuklar ya. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bugün spor biliminden, idman biliminden, egzersiz biliminden beklediğimiz güncelleme bu. Sistem eskiden yani 50 yıl aynı, 50 yıldır hiç değişmedi. Ama biz 50 yıldan bu yana insanı doğru algılamamızı sağlayan gen bilim ve sinir bilim devrimlerini yaptık. Şimdi geri dönüp Bu çerçeveden insana bir daha bakmamız gerekiyor. Bakmadığımızda bakın kaslarımızı o egzersiz formlarında, spor salonlarında yapılan egzersiz formları var ya, kafasına göre herkes aynısını yapıyor. Bu egzersiz formlarından dolayı kaslarımızı zedeliyoruz. Bu genetik kolajen varyasyonunu bilmeden eklemlerimizi zedeliyoruz. Sporcumuzu muhteşem performansa getireceğiz derken kendimiz sakatlıyoruz. Muhteşem trainerlar ülkemizde var. Bilimi araştıran, bilimsel güncellemeleri açık trainerlar, antrenörler var. İşte onlar bu bilgileri araştırmalı ve yardım ettiği, sağlıklı yaşam adına yardım ettiği insanlara bu bilgiler doğrultusunda yeni yol haritaları çıkarmalıdır.